Merhaba sevgili TEBA takipçileri. Mesafesizin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Geçtiğimiz günlerde Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi'nin Ankara'ya bir ziyareti olmuştu. Tabii bu ziyaret ikili ilişkiler ve iki ülke arasındaki sorunların çözümüne yönelik çok önemli bir ziyaret olarak kabul edildi. Bugün hem Kazimi'nin ziyareti hem de ziyaret öncesi Hiyam Köprülü'nün mecliste güven oyu alınması ve gündeme dair konuları Irak Türkmen Cephesi Türkiye temsilcisi Mehmet Tütüncü ile konuşacağız. Mehmet Bey, programa hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Mehmet Bey, siz Irak'tan gelen heyeti karşıladınız. Irak Türkmen Cephesi Türkiye temsilcisi olarak oradaki gözlemlerinizi merak ediyorum. Tabii öncelikle bu çok önemli ancak çok gecikmiş bir ziyaretiydi. Malumunuz olduğu üzere El-Kazimi göreve geldiğinden beri birkaç ülkeye, çok uzaklarda olan birkaç ülkeye ziyaret yapmasına rağmen Türkiye ziyareti hep gecikti. Oysa Irak ve Türkiye arasında çok ciddi, çok önemli iki ülkeyi, kardeş komşu ülkeyi ilgilendiren çok stratejik meseleler var. Ama gecikmiş olsa da yine bu tabii önemini kaybetmiyor. Özellikle Irak ve Türkiye arasındaki önemli konuları katılan heyetten de gözlemleyebiliyoruz. Yani 5 tane bakan, ondan sonra üst düzey müsteşarlar, bürokratlar, tabii aynı zamanda ziyarete Sayın Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Erşad Salih'i de katılmışlardı. Dolayısıyla hem Irak için hem Türkmenler için önemli bir ziyaretti bu. Türkiye açısından da çok farklı, önemli, haiz bir ziyaretti. Gördüğümüz kadarıyla başarılı geçti. İnşallah gelecekte bunun meyvelerini görürüz. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak makamlarının PKK'ya karşı yürüttüğü operasyonları takdirle karşılıyoruz açıklamasını yapmıştı. Başbakan Mustafa Kazmi ise DAEŞ ve diğer terör örgütlerine karşı birlikte mücadeleyi mesajını verdi. Sizce bundan sonraki süreçte Irak özellikle PKK'ya karşı daha kararlı bir tutum sergileyecek mi? Yani tabii beklenti o yöndedir. Açıkçası bu PKK meselesi çok uzun yıllardan beri Türkiye ile Irak arasında bir sorun haline gelmiş. Maalesef bir türlü çözülememişti. Bizim görüşümüz şudur bu konuda. Nasıl ki daha önceden İran'a karşı olan terör örgütü, Halkı Mücahitleri Örgütü, İran'ın isteği üzerine Irak'ta siyasi bir kararla Irak topraklarından çıkartıldı ve İran'a karşı Irak topraklarını kullanarak saldırı düzenleme şansı kalmadı. Aynı şekilde de PKK'yı da, ki bu Irak'ın anayasasında da geçiyor, herhangi bir terör örgütü Irak topraklarında bulunamaz diye, bu anayasal maddeyi de işleterek tabii burada hem Irak Merkezi Hükümeti, hem bölgesel Kürt yönetimi, hem de aynı zamanda Türkiye'nin işbirliğiyle bu sıkıntılı konu ortadan kaldırılabilir. Çünkü bu Irak'ın topraklarını PKK terör örgütü bir kamp olarak kullanıp sürekli Türkiye'ye saldırması, ister istemez Türkiye'nin de Irak'ın topraklarına müdahale hakkı veriyor. Dolayısıyla Irak yönetimi, özellikle Bağdat yönetimi bu konudan huzursuz oluyor. İşte bizim Türkiye bizim egemenliğimizi ihlal ediyor. Oysa Irak kendi egemenliğine gerçek anlamda sahip çıkabilmesi için orada herhangi bir terör unsurunun kalmamasını ve Irak'ın her karışına Irak'ın resmi güçlerinin hakim olması gerekiyor. Tabii bu son dönemdeki özellikle Sincar Anlaşması ve onun akabinde işte bir takım güvenlik tedbirlerinin alınması bölgede Türkiye için iyi niyet ışığı olarak göründü. Ancak tabii bu daha işin başındadır. Özellikle biliyorsunuz Kandil çok öteden beri var. Mahmur aynı keza var. Ama bir de bunun üzerine bu DAEŞ terör örgütü sonrasında Sincar'ın da eklenmesi hepten Türkiye'yi tehdit etmeye başladı. Dolayısıyla bir an önce bu Sincar meselesinin çözülmesi, ister şimdiki Kazım'ın hükümetinde, malumunuz Kazım'ın hükümeti bir
kısa dönem için gelmiş bir erken seçim hükümetidir. Dolayısıyla bu dönemde mi çözülür ama yoksa bu dönemden sonraki hükümete mi kalır? Bundan daha önemlisi iki ülkeler arasındaki bu güvenlik işbirliğidir. Çünkü bu diğer konular da ister istemez etkiliyor. Bunun bu güvenliğin sağlanmaması iki ülke arasındaki huzursuzluk ister ekonomiyi, ister turizmi, ister petrolün akışını, ister su sorunlarını birçok şeyi ister istemez etkilemiş durumdadır. Dolayısıyla temennimiz Irak makamları bu konuda ciddi olsunlar bir an önce. Hatta Türkiye'nin de teklifi daha önce de yapmıştım teklifi tekrar yenilendi. PKK terörüne karşı gerekirse Türk güvenlik güçleri de her zaman Irak güvenlik güçlerine bu anlamda destek vermeye hazır olduğu da söylendi. Görüşmelerde güvenlik işbirliğinin yanı sıra ticari işbirliği de ana gündem maddelerinden biri oldu. Sizce bundan sonraki süreçte iki ülke arasındaki ilişkiler hangi yöne gider? Yani tabii ki şu andaki yakın dönemde ticari hacmin 20 milyar dolara ulaştırılması bekleniyor. Ki açıkçası burada belki de en önemli konulardan birisi de görüşülen konulardan birisi de bu Irak'la Türkiye arasında açılması uzun yıllardan beri planlanan ikinci sınır kapısıdır. O sınır kapısının açılması da tabii ki ister istemez ticari hacmi arttırır. Aynı zamanda çifte vergilendirme bu yine Türkiye'nin ticaretini bir takım engeller oluşturuyor şeyin önünde. Dolayısıyla bu gibi meselelerin çözülmesi ister istemez Türkiye ile Irak arasındaki ticari hacmi çok daha ileri seviyeye getirebilir. Çünkü Irak sadece Irak nüfusuyla yetinmez bu alanda. Diğer Arap ülkelerine de Irak üzerinden transit ticaret hem diyelim ki Ürdün'e, Suudi Arabistan'a, Kuveyt'e oradan rahat bir şekilde yapılabilir. Dolayısıyla çok ve Türkiye'nin de aynı zamanda biliyorsunuz Irak'ta pek çok ürünü hala satılmaktadır. Yani Irak Türkiye için önemli bir pazardır. Türkiye şey Irak da aynı zamanda Irak için de gidip uzaklardan daha fazla para vererek daha uzun sürede balları getirmektense yanı başındaki Türkiye'den çok hızlı bir şekilde ve daha uygun fiyatta kaliteli malları temin etmesi Irak için de bir avantajdır. Dolayısıyla bu iki ülkeyi bağlayan ticari ve ekonomik meselelerin yanı sıra çok önemli kültürel, stratejik, güvenlik, su gibi pek önemli meseleler var. Dolayısıyla bunların hepsinin daha iyi seviyeye çıkabilmesi için belli bir süreden beri biraz yavaşlamış olan Türk-Irak ilişkilerini umarız bu ziyaretten sonra çok aynı seviyeye gelir. Peki Hiyam Köprülü diyelim. Hiyam Köprülü'nün mecliste ziyaretten önce bakan olarak güven oyu alması Kazmi'nin Türkiye'ye nasıl bir mesajı olarak algılanabilir? Meseleyi bağlamak belki çok doğru olmayabilir ama Türkmenlerin öteden beri zaten bir bakanlıktan fazladır hakları. Biliyorsunuz en son Adel Abdülmehdi hükümetinde de Türkmen bakan yoktu. Ve maalesef Erkazım hükümetinde de söz verilmesine rağmen son anda bir karar değişikliğiyle Türkmenlere bakanlık verilmedi. Sonra Türkmenlerin itirazları üzerine yeni bir bakanlık istihdas edildi. Bu da bir devlet bakanlığıdır. Ve uzun zamandan beri biliyorsunuz daha önce Hasan Özmen rahmetli bu görevi alacaktı. Hatta parlamentoya da sunulmuştu parlamento güven oyu versin diye. Ancak rahmetli olunca yani ömrü ifa etmeyince tabii ki listedeki diğer isimler görüşüldü. Yani öyle Türkmen milletvekilleri tarafından başta öyle Türkmen cephesi olmak üzere verilen liste üzerinden işte Hiyam Hanım üzerinden mutabık kalındı. Ve bunun son günlerde zaten pazarlıkları devam ediyordu. Ancak işte çünkü sadece parlamentodan geçmesi de sadece Elkazım'ın isteğiyle olmuyor.
Sonuçta parlamentoda güven oyu almadıktan sonra bakan onunla şansı yoktu. Dolayısıyla iyi bir tevafuk oldu. Hemen ziyaret öncesinde atanmış olması ve aynı zamanda son anda da heyetin içine eklenmesi Türkiye'ye karşı güzel bir jesttir. Çünkü Türkiye de bunu defalarca Irak bakanlarından tavsiyede bulundu. Yani Türkmenlerin de adil temsili önemlidir. Irak huzuru için önemlidir. Birliği için önemlidir diye. Dolayısıyla iyi bir jestti, güzel bir ziyaret oldu. Bu anlamda da yeni bakanımıza, Hiyam Hanım'a hayırlı uğurlu olsun diyorum. Başarılar diliyorum ona. Mehmet Bey, son olarak 6 Haziran seçimlerinde Türkmenler nasıl bir yol haritası çizmeli? Bir de ileriki kabinelerde hangi kazanımları hedeflemeli? Tabii ki şimdi bu bakanlık bizim için çok önemliydi. Yani bakanlığın hangi bakanlık olmasından daha önemli Türkmenlerin kabinede temsil edilmesi. Birinci derecede bu hakkı inşallah elde etmiş bulunuyoruz artık. İkinci hakkımız olan Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı da onun da bir an önce çözülmesi gerekiyor. O konuda da mücadelemiz ve beklentimiz devam etmektedir. Dolayısıyla yani bunlar Türkmenlerin haklarıdır. Kimsenin lütfu değildir. Bu nedenle özellikle önümüzdeki seçimde biliyorsunuz Irak'ta seçim yasası değişti. Ama bu seçim yasasında maalesef ister istemez biz bir takım mağduriyetlere uğrayacağız. Öyle görünüyor. Çünkü bu sistem bizim şeyimize hiç uygun değil. Bizim hem dağılımımıza yani Irak'taki coğrafi dağılımımıza ve nüfus yoğunluğumuza uygun olmayan bir seçim sistemidir. Ancak Irak parlamentosundan geçtikten sonra belki Kerkük şeyinde çok az bir son anda mecburen bir takım düzeltmeler yapıldıktan sonra kabul etmek zorunda kaldık. Aksi takdirde kabul etmeseydik de yine bu yasa daha olumsuz bir şekilde geçecekti Irak parlamentosuna. Tabii beklentimiz büyük. En önemlisi burada insanlarımızın artık bizim meselemize bir sadece seçim gözüyle bakmamaları gerekiyor. Yani Irak Türkmenlerinin Irak'taki seçimlere sadece bir milletvekili seçme mantığıyla yaklaşmamaları gerekiyor. Bir Irak'ta Türkmenlerinin varlığını ispat etmek, Irak'ta nüfuslarını ortaya koymak, haklarını en yüksek şekilde dile getirmek için nüfusumuzun bütün seçmen kitlemizin sayıma katılmaları elzemdir, mecburi bir milli görevdir bu. Yani bunu o partiye veriyorum, bu şahsa veriyorum, bu çok ikinci meseledir. Birinci meselemizin topyekün yaşı tutan herkes yani bütün Türkmen seçmenlerinin muhakkak ki şekilde bilinçli olmaları gerekiyor, seçime gitmeleri gerekiyor. Çünkü seçim aynı zamanda bizim için bir varlığımızı ispat etme meselesidir. Oysa biz seçimlerde çok düşük katılımla tavrımızı sergilemeye devam edersek gitgide Bağdat'taki gücümüz zayıflar ve gücümüz zayıfladığı oranda da tabii ki bizim sadece bugünümüz için değil yarınımız için de çok sıkıntılı bir süreç. Yani şu anda kendimizi düşünmüyorsak, mevcut sistemi çok önemsemiyorsak da veya mevcut seçimin çok adil olmadığını düşünüyorsak da ama biz 4 senede bir üzerimize düşen görevi belki bir saatimizi alıyor. Gidip orada muhakkak bir şekilde hangi adayı olursa olsun beğendiğimiz hangi önemli olan bir Türkmen adayına sesimizi vermemiz gerçekten ama Türkmen adıyla parlamentoda bizi temsil edecek adaya sesimizi vermemiz çok hayati bir önemdedir ve bizim gelecekteki Irak yönetimlerinde çok daha güçlü yer bekliyoruz. Çünkü bu bizim hakkımızdı. Aynı zamanda da şu da çok önemlidir. Biz siyasi anlamda da gitgide artık Bağdat'ta tecrübe kazanıyoruz. Artık dikkat ederseniz Irak'ta yapılan bütün önemli toplantılarda Cumhurbaşkanıyla, Başbakanla, Meclis Başkanıyla, diğer büyük parti liderleriyle yapılan bütün toplantılarda Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı artık orada bulunmakta ve orada artık
bir denklem olarak devam etmektedir, yerini almaktadır. Temennimiz bu da gelecekte daha güçlenerek devam etmesidir. Irak-Türkmen cephesi 6-6'da seçimler yapılacak düşüncesine bir hazırlıklarını yapmaya devam ediyor. Bütün temennimiz de tabii bu koronavirüs süreci de birçok sıkıntıyı beraberinde getiriyor. Ekonomik sıkıntıların yanı sıra rahat toplantı yapma, dışarı çıkma meselesinde de çok kısıtlamalar olmasına rağmen ama bütün imkanlarımızla tabii ki seçimlere hazırlanıyoruz. Mehmet Bey, programa katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sevgili TEBA takipçileri, Mesafesizliğin bu bölümünün de sonuna geldik. Bir sonraki programa kadar kendinize çok iyi bakın.